Kuzey Almanya temsilciliğimizin ardından Hessen temsilciliğimizin yaptığı çekilişte kazanan talihlilerimiz ise 100 avroluk içecek hediyelerini selo giyen bir hazan aldı. Meliha Cenik, Erol Yılmaz ve Mehmet Çeliker, Frankfurt halinde faaliyet gösteren selo giyen bir hazan yaklaşık 100 avro değerinde içecek çeklerini Selahattin Gökmen'den teslim aldı. 10 yıldır bu sektörde çalışan Selahattin Gökmen, talihlileri tebrik etti ve çalışmalarını mikrofonlarımıza değerlendirdi. Selo Gönbay yıllar önce bir minibüse yola çıktı. Restoranları, dönercileri, kahveleri, internet kafeleri geze geze selo oldu. En sonunda alan yetmeyince dedik biraz daha büyüyelim, toptancı haline girelim. İçecek, ferpakung, marketlerin ihtiyacına cevap vermek istedik. Bu nedenle Selo GmbH yaptık ve şu an Frankfurt'un toptancı halinde yer edindik burada. Buradan Hessen bölgesinde Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Kassel, Koblenz ve yakın çevre, uzak çevre her tarafa kendi arabalarımızla tüm marketlere, restoranlara, içecek, dönercilere, ferpakung dediğimiz paket malzemeleri, bunları ayaklarına kadar servis ve gelen müşterilerimize de bulunduğumuz yerde hizmet veriyoruz. Selo giyen biha satış sorumlusu İbrahim Baki, Karadağ gazozlarından ve diğer içeceklerden oluşan hediyeleri talihlilere teslim etti. Bugün hediyeler hazırladınız bizim talihlilerimize. Sarı Yıldız yarışmasından ödül kazanan Post gazetesi okurlarına neler hediye ettiniz? Onlara güzel hediyeler verdik. Memnun oldular, memnun kaldılar. Onlara Karadağ gazozlarından hediye ettik. Redland enerji hediye ettik. Ondan sonra Uludağ'ın portakalından hediye ettik. Daha başka çeşitleri talihli okurlarımız gösterdik. Post gazetesine ve Selo giyen bir hayat teşekkür ettiler. Posta kutusundan alıyorum ve okumaya başlarken gerile gerile şöyle ayaklarını uzatıp da gazeteyi de kucağına koyup da efendim her tarafını başından sonuna kadar okumaya başladığım zaman çok güzel oluyor, eğlenceli oluyor, enteresan bir şey oluyor. Derken tabii bir değişik şeylerle karşılaşıyorsun, okuyorsun. Ve bir gözüme takılan bir nokta oldu. Bilmece olarak. Bu bilmecenin dikkatimi çekti. Ve iyice dikkat ettim. Ve bu bilmeceyi çözmeye çalıştım. Eşime biraz ilettim. Bilmecenin konusunu. Ben dedim yıldızı bulamıyorum. Eşime dedim ki sen bak bakayım dedim. Ondan sonra eşim hemen aradan 3 saniye falan 4 saniye falan geçmeden burada buldum dedi yıldızı. Yıldızı buldum dedi. Eyvah dedim, tamam kazandık dedim o zaman. Yıldızı bulunca ondan sonra bütün tabii gereken şeyleri adrese şeyi aldım. Hemen bildiri yazdık, mektubunu yazdık. Kuponu bir ya kestim. Vesaire vesaire. Efendim buraya kadar geldik. Karadağ gazozunu nasıl buldunuz? Efendim pardon. Karadağ gazozu çok muazzam ve çok mükemmel bir getrenk olarak içiyorum. İlk defa içiyorum. Fakat çok beğendim. Harika bir şey. Tabiatın bu kadar güzel şeylerinle muhakkak ki meydana gelmiş. Ben çok memnun oldum. Post gazetesini takip ediyor musunuz? Geldiğinde ben okuyorum ama yani ilk şeydi böyle, benim belirli yıldızları bulamıyorum dedi. Ben hemen şey ettim, yardımcı oldum. Ben buldum, ben sevindim. Benim beydi zarf koyduk, postaneye götürdüm, onu attım. Dedik bekledik, belki dedik inşallah kazanırız diye. Ama kazandık da yani, buralara kadar geldik. Ben Erol Yılmaz, 43 yaşındayım. 1987'den bu yana Almanya'da bulunmaktayım. 24 yıldır postacıyım paket üzerine. Gazetemiz Posta da aşağı yukarı çıktı çıkalı abonesiyim. Her zaman evime gelir ve soluk çocuk okuruz. Sarı Yıldız'a ne zamandır katılıyorsunuz? Sarı Yıldız'a gazete okuyoruz ama böyle hani yarışmalarda ben pek şansım yoktur diye düşünürdüm.
belki 8-10 sene oldu. O zaman bir katılmıştım ve o zaman da kazandım. Bu ikinci katılışım ki o zaman çocuklar katılmıştılar. Bu sefer ben dedim dur bakalım hani bizim şansımız nasıl diye. Kendim doldurdum. Ki dediğim gibi ben gazeteyi çok ince okurum. Özellikle spor taraflarını ince okurum. Sadece bu yarışma olduğu için dedim öyle bir hani tam ince ince bir dolandırayım. Ve katıldım. Ve şansıma işte. Bu sefer de kazandık yani 2'de 2 diyebiliriz. Benim isim Nihat Cenik. 20 yaşındayım. 1903 yılında Almanya'da doğdum. Ben değil, annem daha doğrusu kazandı bu yarışmayı. Os gazetesini biliyor muydunuz, takip ediyor muydunuz daha önce? Evet ediyorum. Daha doğrusu annem her hafta, her gün okuyor. Sürekli de eve geliyor posta gazetesi. Annem okuyor yani.